Gerçekten de yoğun bir hafta ve enteresan gelişmeleri takip ediyoruz pek çok farklı açıdan. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı önemli olacak. Buradan nasıl mesajlar çıkacak? Önemli kararlar bekleniyor. Tabii ki bütün piyasalar buna odaklanmış durumda. Ve bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisini takip edeceğiz. Bu da önemli olacak ve tabii biraz böyle önümüzdeki döneme ilişkin olarak Amerika tarafındaki para politikalarının ne olabileceğine dair bir bize yol gösterici olabilmesi bekleniyor. Özellikle şu anda Yellen'da işte Powell enflasyon beklentileri bunlar nasıl şekilleniyor hepsini merak ediyoruz ama tabii yoğun bir hafta ve bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan o iki önemli gelişmeyi bekliyoruz. Evet, bir yandan işte Yalın'dan bahsettiniz ve işte Powell'ın söylemleri herkes bunu çok merak ediyor. Çünkü Yalın'ın son söyledikleri faizle ilgili önemliydi ve tabii Fed neler yapabilir bunları izliyoruz ama sizce yeni hikaye ne acaba? Piyasalar şu an itibariyle neleri takip ediyor? Evet, çok bitmeyen bir tartışma var aslında. Hem Yellen tarafından yapılan açıklamalar, Yellen'ın tarafı ve diğer tarafta Powell tarafı. Yani aslında şu an itibariyle gördüğümüz şey işte enflasyon buradaki en büyük problemlerden bir tanesi ve Fed'in şu anda karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan, en büyük zorluklardan biri de enflasyon. Ama işte Yellen bunun pandemi kaynaklı olduğunu düşünüyor ve İşte biraz böyle arz tarafından gerçekleştiğini ve hiçbir şekilde para politikasıyla alakalı olmadığını düşünüyor. Ama diğer tarafında bakan insanlarsa, piyasaları analiz eden teknik açılarla bakan kişilerse şöyle söylüyor. Pandemi koşulları da direkt olarak işte o 4 trilyon dolarlık bir mali paket sayesinde de gerçekleşiyor diyenler var. Amerika Başkanı Joe Biden'la alakalı olarak. Yani şu anda hangi tarafın doğru olduğunu biz bilmiyoruz ama çok açıkçası acaba hani bir taraf mı doğru çıkacak yoksa her iki taraf mı haklı çıkacak? Önümüzdeki 3-4 ay bu çok kritik olacak. Şu an itibariyle çok belirsiz olmaya devam ediyor. Hala enflasyon her an kontrolden çıkabilecek bir sürece girebilir. Örneğin işte geçtiğimiz hafta G7 zirvesi gerçekleşti ve işte orada enflasyonla alakalı olarak bunun işte yüksek faiz oranlarının ve işte enflasyondaki o yükselişin ekonomi için olumlu bir seviye olabileceğini söyledi. Şu an itibariyle %2 beklentisi çok realistik gelmiyor bana ve şu an itibariyle biraz daha yaratıcı olmaları gerekiyor aslında. Onların ellerindeki araçlar acaba yeterli olacak mı bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalmak için kaldıklarında? Çünkü daha önceleriyle kıyasladığımız zaman daha önceki problemleri kıyasla çok daha farklı bir süreç var. 2008 veya pandemi öncesiyle alakası yok. Dolayısıyla biraz daha böyle daha iyi sonuçlarla karşılaşabilmek için, daha iyi çözümler bulabilmek için daha yaratıcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle enflasyonla ilgili konularda bu çünkü bir risk oluşturuyor ekonomi için yüksek enflasyon. Peki sizin burada düşünceniz ne acaba? Yani Euro bölgesinde ABD tarafında yüksek enflasyonu görüyoruz ama bu acaba geçici mi? Çünkü pek çok insan şöyle düşünüyor. Yani işte pandemi öncesinde çok iyi işsizlik seviyeleri vardı. Yani çok düşük bir orandaydı ama yine de enflasyon yaratmakta bu ekonomiler güçlük çekiyordu. Yani herkes bunun geçici olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu geçici değil. Ben buna inanmıyorum. Yani bunun bir gecede de oluştuğunu da düşünmüyorum.